Sevgili izleyiciler, Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunda başlıyor. Çamlıca'daki antenler ise önümüzdeki yıl kaldırılacak. Çamlıca Kulesi inşaatının %85'i tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, televizyon kulesinde incelemelerde bulundu. Yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına da başlanması hedefleniyor. Şu ana kadar %85'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz bu yıl sonunda Çamlıca Televizyon Kulesi'nde test çalışmalarına başlamaktır. 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan antenler büyük oranda kaldırılacak. Halihazırda Çamlıca'da her televizyon ve radyo kuruluşu kendine ait bir radyo televizyon kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. İşte Çamlıca Televizyon Kulesi ile burada bulunan öncelikli olarak radyo vericileri olmak üzere zaman içerisinde televizyon vericileri de dahil büyük bir bölümü kaldırılarak tek bir kule üzerinden toplanacak. Çamlıca Televizyon Kulesi 369 metre yüksekliğiyle İstanbul'un birçok yerinden görülüyor. Bunun da ötesinde bu kule 369 metre yapısal yüksekliğiyle fonksiyon açısından yeni bir televizyon ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için simge bir yapı niteliği de taşıyacak. 10.000 metrekarelik alana inşa edilen deniz seviyesinden 578 metre yükseklikte olan bu kule İstanbul'un yeni turizm merkezlerinden de biri haline gelecek. Kulede kullanılacak panoramik asansörler 180 metre boyunca bir yandan tarihi yarımadaya, diğer yandan Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirilecektir. Seyir katları ve restoranları da hizmete girdiğinde her yıl ortalama 4,5 milyon kişiye hizmet verecek. Bugün itibariyle 45 katın 30 katı tamamlanmış durumda. Yakın zamanda da ağır imalatları bitirilerek yayıncılık altyapısı çalışmalarına hız vereceğiz.